Maşet hoş geldiniz. Hayli sert bir döneme girdik. Bu hangi ülkede yaşarsanız yaşayın böyle. Dünyanın her yerinde gerek kutuplaşma, gerek ekonomik sıkıntılar, gerek yaşam maliyetinin artması ve bunu tetikleyen pek çok yan unsurlar, yan problemler kaosu ve karışıklığı, iç karışıklıkları tetiklemeye başladı. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika'ya durum böyle. Kuzey ve Güney Yarımkredi'de durum değişmiyor. Görüntüler Bangladeş'ten. Üç haftadır hükümet karşıtı protestolar devam ediyordu. Gençler başlattı, gençlerin başlattığı protestolar. Ve Başbakan Şeyh Hasina 21 yıldır ülkeyi demir yumrukla yönetiyor. İstifa etmek zorunda kaldı. Ve başkent Dakka'yı helikopterle, hemen üstteki görüntü, fotoğrafının yanındaki görüntü, helikopterle terk etmek zorunda kaldı. Hindistan'a gittiği belirtiliyor ki zaten aynı coğrafyada benzer ırktan insanların veya benzer tarihi geçmişe sahip insanların yaşadığı topluluklardır. Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan bölünmüşlerdir din temelli olarak farklı nedenlerle ama aynı coğrafyadır ve o coğrafyada yaklaşık 2 milyar insan yaşıyor nüfusa baktığınızda. Protestocular Hasina'nın resmi konutunu bastı ve haftalardır zaten yüzlerce insan öldü. Ve artık neticede hükümetin başı iktidar şeyi ülkeyi terk etmekte buldu çareyi. Fakat görüyorsunuz evi basılmış rezidansı. En solda işte mutfağa basmışlar yemekleri falan işte yağmalıyorlar. Ortada yatak odasında işte bu şekilde poz veriyorlar. Sağda da parlamento binası görülüyor. Parlamento binasını basmış göstericiler. Tabii bir ülkede ok yaydan çıktıktan sonra her şey olabilir. Bir yönüyle de bu otoriter liderlerin, otoriter yönetimlerin sonunu göster gösteriyor. Otoriter liderlerin, otoriter yönetimlerin sonu e, kutuplaşma, artan gerilim ve artık bir noktadan sonra e, olayların patlaması bir vesileyle, hangi vesile olduğunun önemi yok. Sonra işte lider kaçıyor ve protestocular da her yeri bu şekilde talan ediyor. Evet. Ülkenin genel kurmay başkanı ulusa seslenmiş. Geçici bir yönetim ülkeyi yönetecek demiş. Ama binlercesi ülkeyi şu anda bu şekilde karıştırmakla meşgul. Bir diğer konu İngiltere. Şimdi diyeceksin ki sen İngiltere'de yayın yapıyorsun. Neden orayla başlamadın? Evet Bangladeş'te başladım ama İngiltere'yle devam ediyorum. Bütün dünyanın gözü kulağı da, özellikle son 3 gündür İngiltere'de. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Southport kasamasında İngiltere'nin batısında Orta Batı diyelim. Hemen Liverpool kentinin 10-15 mil kadar üstünde bir sahil kasabası. Orada bir dans etkinliğinde okullarda tatil olmuştu. Öğrencilere yönelik bir dans etkinliğini 17 yaşında bir genç basıyor ve bıçakla herkesi yaralıyor. 3 kız çocuğunu da öldürüyor. 6, 7 ve 9 yaşlarında. Büyük bir infiale yol açtı. Hükümet gitti, polis önlem aldı, işte saldırgan yakalandı. Falan birinci gün ikinci gün gerçekten bu şok ile yaşandı. Hatta işte Taylor Swift'in Taylor Swift temalı bir dans etkinliğiymiş. Taylor Swift de çok üzüldüğünü belirtti falan sosyal ağlarda mesaj paylaştı. Fakat sonrasında bir takım gruplar sağ gruplar diyen var, beyaz İngilizler diyen var, aşırı sağ diyen var ne bileyim faşist gruplar diyenler var, ırkçı gruplar diyenler var, şu partinin veya bu partinin tetiklediği gruplar diyenler var. Neyse, fakat organize oldu ortada ve bir düğmeye basılmış gibi adeta. Pek çok kente yayılmasıyla görülüyor ki düzenli, organize ve idare edilen, planlı bir protesto eylemi olduğu görülüyor. 30'un üzerinde İngiltere'de Şehirde büyük protestolar var. Neden? Şundan bu dans etkinliğini basan ve 3 İngiliz çocuğunu öldüren bıçaklayan genç 17 yaşında. İlk çıkan söylenti işte bu İngiliz kanalını ya da manş denizini geçip botlarla gelen Müslüman e, mültecilerden biriydi. Ve işte bunları ülkemize açıyorsunuz bu İslamcılara, bu mültecilere, bu çapulculara ve onlar da geliyorlar burada, şey yapıyorlar. Bizi, bizi hayatı zindan ediyorlar. Siz bunlara para harcıyorsunuz, bunlara, bunları otellerde misafir ediyorsunuz ve onlar da işte efendim bizim kaynaklarımızı sömürüyor. Şimdi gösterilerde, özellikle 30-40 ile yayılan şehre yayılan gösterilerde. Ee, Görüyorsun son derece dehşet verici. Yani polis müdahale ediyor, yüzlerce polis yaralandı, yüzlerce insan yaralandı, yüzlerce tutuklama var ve hemen her noktada bir şey var. Polis araçlarına müdahale oluyor, Baş, e, şeylerin e, özellikle mültecilerin veya göçmenlerin araçları hedef alınıyor, iş yerleri hedef alınıyor, kaldıkları oteller hedef alınıyor. Mesela bu onların kaldığı otellerden biri Holiday Inn oteli. Holiday Inn otelini hedef aldılar. Yani mültecilerin geçici olarak yerleştirildiği otel onun etrafında toplanıyorlar. İçeridekilerin duygusunu, düşüncesini düşünebiliyor musunuz? İçeridekilerin ne hissettiğini? Te toplanıyorlar, işte camları kırıyorlar. Camları kırdıktan sonra bir gedik bulup oradan içeri giriyorlar. Göreceksiniz ilerleyen saniyelerde. Sonra oteli ateşe veriyorlar, görüldüğü gibi. Ve işte buradan da otele doğru içeri giriyorlar. Yani içerideki insanların durumunu düşünebiliyor musunuz? Dünyanın hemen her yerinde benzer şekilde benzer hadiseler oluyor. Ee, ve bu e, insanlar problemlerinin kaynağını, problemlerin e, ana nedenini mültecilerde görüyor, göçmenlerde görüyor. Bu İngiltere'de şu anda çok yoğun yaşanıyor. Özellikle cuma gününden bu tarafa, hele hafta sonu çok yoğun, çok şiddetli e, gösteriler, protestolar oldu. Bunun birkaç nedeni var. Bir yalan ve manipülasyon ve sosyal ağlarda bunun çok hızlı olarak yayılması ve örgütlenmesi. Dedim ya bu örgütlü ve organize bir e, protesto. Şimdi bahsettikleri konular yani Saatport kentinde 3 kız çocuğunun bıçaklanarak öldürülmesi olayındaki her şey yalandı. Yani onları öldüren, bıçaklayan genç, 17 yaşındaki genç, mülteci değil, İngiliz kanalından geçerek gelmiş değil, Müslüman değil. Evet, 17 yaşındaki gencin ailesi göçmen fakat 17 yaşındaki genç doğma büyüme İngiltereli, İngiliz. Doğma büyüme ve Müslüman değil, Hristiyan bir aile olduğu söyleniyor. Yani ne olursa olsun. Ayrıca psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor. Yani biz psikolojik problemleri olan 17 yaşında ailesi göçmen ve doğuma büyüme buralı olan bir genç bir biçimde bir etkin, cinnet getirmiş, bir, şey, bir etkinliği basmış. Neyse yani ona bakarsanız suçun şahsiliği falan onun soruşturması yapılır falan ama bu bir biçimde tetikleniyor ve sosyal ağlarda örgütleniyor ve insanlar bugüne kadar biriktirdikleri için içlerindeki öfkeyi, kini, nefreti bu şekilde boşa ediyorlar. Irkçı politikacıların rolü var. Nigel Farage gibi Reform Partisi. Daha önce Brexit Partisi'ydi. Ondan önce UKIP, Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'ydi. Nigel Farage. %14 oy aldı son seçimde. Ama 5 milletvekili sokabildi dar bölge sisteminin azizliğine uğradı. Yani Stok kentinde geçen sene bir otelin önünde hedef göstererek bir paylaşım yapıyor. İşte diyor bu otelde kalıyor bunlar sizin vergilerinizde filan bu göçmenler veya bu ilticacılar falan diye. Ve aynı otel değil elbette ama başka bir şehirde başka bir göçmenlerin kaldığı veya ilticacıların, mültecilerin kaldığı oteli yakıyorlar, basıyorlar, camların çerçevelerini indiriyorlar. Yani bir sene önce ustaca planlı bir biçimde hani belki de suç olmayan bir biçimde bir yere hedef gösteriyor. Kimse de sen ne yapıyorsun arkadaş demiyor. Ama bir sene sonra o ekilen tohum yeşeriyor, uç veriyor, filiz veriyor ve gidiyorlar başka bir şehirde e, mültecilerin kaldığı oteli basıyorlar. İşte şekilde görüldüğü gibi. Maalesef. Peki neden oluyor bu? E, i̇ktidar, polis, medya bir süre seyrediyor. Maalesef şeffaflık şart. Yani şeffaflık olmadığı için. Yani polis bu olayı hızla çözüp, bir şekilde yani itidalı, itidali sağlaması lazım. Politikacıların derhal devreye girip, medyanın derhal şeffaf bir şekilde bu böyledir, bundandır, şudur filan. Şu anda bütün İngiltere'de siz artık doğruyu üç gün, beş gün sonra söyleseniz bile baştaki söylentinin yalan olduğu ortaya çıksa bile iş işten geçti. Artık şehirler yakılıyor, insanlar çıkmış durumda ve bir İslamofobi başladı. Yani e, Müslüman... Mülteci karşıtı bir protesto macun tüpten çıktı ve bütün her yere yayılmış durumda. Şu anda ana gündem bu. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ana gündem bu. Ekonomide başarısız olan yönetimler potansiyel bir günah keçisi arıyor ve ondan dolayı da buraya yöneliyor olay. Ve buna ses çıkartmıyorlar. Yani bu, bu tür olaylar bir günde, üç günde, beş günde olmuyor. Yıllara yayılan bir olay. Ve bir takım gazetelerin, medyanın ve yorumcuların, ve hatta partilerin de, lokal küçük partilerin de desteğiyle iki yakamız bir araya gelmiyorsa mülteci meselesinden dolayı geliyorlar buraya. Kaynaklar onlara aktarılıyor. Sağlık sisteminden etkin yararlanamıyoruz, Ne bileyim, maaşlarımız düşük, hayat yaşam maliyetimiz e, eskisinden daha fazla. E, Vergilerimiz de onları besliyoruz. Oteller onlara hizmet ediyor, hükümet onlara hizmet ediyor filan böyle sıralayabileceğim bir şey. Halbuki bunların. Hiçbiri doğru değil. İngiltere'de söylüyorum. Yani İngiltere'de ekonomik krizin nedeni faizlerin yüksek olmasının nedeni, sağlık sisteminin çökmesinin nedeni göçmenler değil. Göçmenlere harcanan para hiç değil. Devrede kulak. Ama iktidarlar toplumsal öfkenin oraya yönelmesine ses çıkarmıyor. Ve bunu kontrol edeceğini düşünüyor. Bunu kontrol ederek de ileride alabileceği tedbirlere bahane bulacağını düşünüyor. Şimdi bu kadar 30-40 şehirde şey çıktı ya, olay çıktı ya. Diyelim ki bastırıldı bu. Hükümet diyecek ki evet hassasiyetlerinizi anlıyoruz. Biz de bu konuda artık etkin tedbirler alacağız. Diyecek. Göçmenleri iade mi eder, başka bir ülkeye mi gönderir, ne bileyim artık daha sert bariyerler mi çeker veya göçmenlere, ilticacılara, neyse mültecilere yardımları mı keser, neyse ne. Yani alabileceği tedbirler için de bir mazeret, bir gerekçe bulmuş oluyor. Ama böyle bir tuhaf bir durum var. Bir takım krizleri, bir takım kutuplaşmayı ve bir takım işte toplumsal reaksiyonları veya toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak ya da bunu yönetebileceğini düşünerek veya bunu evirebileceğini, yönlendirebileceğini düşünerek bir takım işler oluyor herkesin gözü önünde ama iş doğru yere gitmiyor. Bambaşka yanlış bir yere gidiyor. Üzgünüm, üzücüyüm. Son bir görüntü işte bu Liverpool'da Müslümanlara sal saldıranların işte ee, aşırı sağcılar neyse yaktıkları kütüphanede çalışan bir oranın yerel vatandaşı. Naziler kitapları bunlarsa kütüphaneyi yaktı diyor. Bu kadar arkadaşımın ırkçı olduğunu fark etmenin şoku içindeyim. Görüntülerde geliyor. Yani insanlar, İngilizler arkadaşlarını tanıyamıyorlar. Mahallelisini, komşusunu tanıyamıyor. Yani böyle bir acayip sert bir döneme girdik. Ve hiç başka bir ülkeyle, başka bir şehirle, başka bir olayla kıyaslamadığımı fark etmişsinizdir deminden beri. Ama mutlaka siz kendi içinizde kıyaslamaları yapmışsınızdır. Örnekler aynı, değişmiyor ve insan türü bu. İnsan türü dünyanın her yerinde değişmiyor maalesef. İşte cumartesi günü işte Belfast'tan başlayarak Manchester, Liverpool ki Liverpool ilk geçen haftaki olayın yaşandığı yer olarak kabul edebiliriz. Merkez olarak. Stoke, Bristol, neyse Hull, Leeds, Nottingham derken pazarda bu şehirlerde çok şiddetli olaylar oldu. Bakalım iş nereye gidecek? Baş şeylerden biri, faşistlerden biri veya işte tetikçilerden biri ya da protestoları tahrik eden Liderlerden biri de e, tutuklanmış. Yalnız bu insanların, bu faşistlerin tipine bakar mısınız? Yani bu kadar mı birbirlerine benzerler? Neyse. İşte bu da bir yağma görüntüsü. Beyaz bir İngiliz genç. İşte artık market mi, dükkan mı, neyse, orayı bu şekilde yağmalarken görülüyor. Yağma her yerde. Yağma. Değişik bir kültür, değişik bir şey geçmişten miras gelen ve dediğim gibi hiçbir topluma özgü de değil yani. Enflasyona devam edelim. Beklendiği gibi enflasyon rakamları ayın 3'ü hafta sonuna denk geldiği için 5 Ağustos pazartesi itibariyle açıklandı. TÜİK'e göre 9 puan düşmüş 61.7. İTO 72 demiş. En aksa 100 diyor. Fakat işte şey oranı Temmuz oranı %3'e düşünce baz etkisinin etkisiyle Geçtiğimiz Temmuz listeden düşüyor. Geçti, geçtiğimiz Temmuz 9 küsür de enflasyon. Aylık enflasyon. Türkiye'den bahsediyorum. Şimdi 3'e düşünce baz etkisi de yani geriye doğru 12 aylık hesap, hesaplamada işte bir önceki Temmuz düşüyor. Öyle düşünün. İşte buradan net görülüyor. Şey 2023'ün Temmuz'u 9.49 2024'ün Temmuz'u 3.23 Bundan dolayı tam anlamıyla bir baz etkisi. Dikkat ederseniz ...baz etkisi devam edecek. Yani bu 61 muhtemelen 50'lere düşecek. Neden e, onu da hemen anlatayım size burada. E, Temmuz 9.49, görüyorsunuz Ağustos'ta 9.09. Şimdi Ağustos'ta devreden çıkınca baz etkisinin etkisiyle e, ta, sayesinde... ...71'den 61'e inmiş enflasyon, 61'den de 51'e inecek belki. Yani sonra da düşürdük diyecekler. Veysel Ulusoy Enag'ın başında bugün %100 açıklanan enflasyon geçen yılın enflasyon oranı %122 ise diyor onun üzerine geldi. Yani geçen sene %122 idi. Her şey ikiye katlanmış hatta daha fazla katlanmıştı. Şimdi onun üzerine bir katlanma daha oldu diyor. Fakir sınama artık suçun yarısı sende. Anlayan anladı. İşte bu da Dünya Enflasyon Ligi'nde ülkelerin durumu. Arjantin 272 ile ilk sırada. Suriye yılda bir açıklıyor galiba. Aralık 2023 itibariyle 140 ile ikinci sırada. Türkiye 61-78 ile üçüncülükte devam ediyor. Türkiye 61-78 de kabul etseniz, 100 de kabul etseniz üçüncülüğü değişmiyor. Onu Filistin, Venezuela, Kongo, Lib Lübnan vs. takip ediyor. Nasıl olmasın ki? Yani tavan dil devlet çöktü başlığı doğru bir günde. İskenderun'un ardından İstanbul'da da acil durum hastanesinin tavanı çöktü. Bir bebek hayatını kaybetti. Bu acil durum hastanesi enteresandır ee, yani yeni yapılan bir şeyden bahsediyoruz ve işte havalanı pisti kırılarak da yapılmıştı filan yani bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışmışlardı filan. Şimdi enflasyondan dünya piyasalarındaki sarsıntıya gelelim Barış Soy'dan e, Japonya'nın geçen hafta politika vaizini %0'dan 0.25'e yükseltmesiyle yenin değer kazanması filan demiş. Carry trade'den bahsedeyim. Yani, trade yani şu bir yerden düşük faizli kredi alıp yüksek faize yatırma gibi hikaye. Bu Türkiye'de de çok oluyor doldur boşalt. Ama tek neden bu değil. Amerika'da resesyon endişesi var. Yine öne çekilen faiz indirim beklentileri var. Orta Doğu'da işte İran misilleme yapacak mı yapmayacak mı İsrail'e bununla ilgili endişeler var. Ondan dolayı borsalar geçen haftayı sert düşüşlerle kapatmıştı. Ee, kara haber Asya'dan geldi ve kara pazartesi olarak kayıtlara geçti. Son 37 yıl 37 yılın en kötü günü deniyor Japon borsası için ama sadece Japon değil. Seri Çin, Güney Kore, Tayvan, Malezya, Hindistan, Türkiye, Avrupa borsalarında vurmuş durumda. Borsa İstanbul'da geçen hafta %3 kayıpla geçmiş bu hafta. Bu sabah %7 kayıpla iki kez devre kestikten sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı diyor. İşler çok da iyi gitmiyor ekonomide. Hoş yani şeyde İktidar da böyle bir mazeret arıyordu diyebilirsiniz. Cansu Çamlı Belediye 24'te söyleşi vermiş Cavit Çağlar. Bence Tayyip Bey parlamenter sisteme dönüş şansını kullanacak diyor. Enflasyonu 5-6 ay içinde düşüremezlerse bir seneye kalmadan seçim olur diyor. Yani bir, Tayyip Bey her türlü gazı almak için bu sistemi tartıştırabilir diyor. İki, 5-6 ay içinde enflasyon düşmezse bir seneye kalmadan seçim olur diyor ki 5-6 ayda enflasyon düşeceği yok. Yani orada rakamlarla oynayarak düşürebilirler ama piyasada bir şeyin değişeceği yok. Başkanlık sistemi yürümüyor demiş. Ki Rusya ile ilişkileri düzelten isim olarak biliniyor. Daha evvel bununla ilgili bir analiz yapmıştım. Onu arşivden bulup bakabilirsiniz. Ben olsam S-400'lerden kurtulurum. Müşterisi hazır. Rusya bizi mazur görür diyor filan bir takım açıklamaları var. Enteresan. Yani şunu söylüyor Cavit Çağlar. Kurt bir siyasetçi tabii. Bir takım gelişmeleri e, bilmesi, bilebilmesi ve önden haber alması, alabilmesi de normal, doğal. Fakat e, yani Tayyip Erdoğan orada durmak için her türlü sistemi tartışır. Ekonomik kriz geriye doğru yani çevrilebilir gibi değil. Yakın bir dönemde seçim kaçırılmaz gibi diyor. Ki Özel Sencar'da Metropol Başkanı aynı şeyi söylemiş Profesör Doktor. Önümüzdeki süreçte siyaset sahnesi giderek hareketlenecek. Yoğun mücadeleli geçecek. Medya, sosyal medya bunları izleyip okuyacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en az 3-4 güçlü adayın çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Heyecanlı hareketli günler geliyor demiş. Sadece seçim geliyor dememiş ama Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en az 3-4 güçlü aday çıkacak demekle de enteresan bir öngörüde bulunuyor. Bekleyip göreceğiz. Belli ki aylar içerisinde Türkiye böyle bir tartışmanın içine girecek ve çok adaylı bir belli ki tartışma olacak. Altılı masa patladı, bir daha da olacağı yok. Bakalım ne kurulacak. Şimdi çokça yani iktidarın belediyelere CHP'li belediyelere işte dönük ödenmemiş borçlardan hareketle haciz işlemi başlatması falan konuşuluyor. İşte yeni şey Ekrem İmamoğlu yeni açıklamış işte diyor ki bizden bizden önceki yönetim işte Botaş'a şuraya buraya borç taktı ve biz bunu ödedik filan. E yani neden bunu açıklama söylemek için 5,5 yıl bekledim? Yani onları getirmeyeceğim ekran ama başka bir figürü getireceğim. Bu kişi Ali Kılıç. Maltepe Maltepe Belediye Başkanıydı. Hatırlarsanız tipini görünce hatırlamışsınızdır. Fakat bu kişi enteresan şu anda iddialarla gündemde gazete duvardan Can Bursalı yazmış. Keşke diğer medya da yazsaydı ama CHP'li olduğu için kimse girmiyor. Maltepe Parkı tahliye etti bir dükkan kirasıyla 23 dükkanı almıştı. Yani dolayısıyla şey ayırmaksızın kişi, parti, hizip, görüş, ideoloji hepsinin üzerine yürümek gerekiyor. Kimi CHP'li belediyeler, kimi AKP'li belediyelerden daha temiz, daha ak, ee, ne bileyim değil daha ne, ya, da ne bileyim daha becerikli değil. Orayı, orası bir rant kapısı olarak görülüyor. Ve iktidarla muhalefet de bu konuda anlaşıyorlar. Sen bana karışma ben de sana karışmayayım. Şimdi bakalım detayına Can Bursalı haberi gazete duvar. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, önceki başkan bu, önceki iki dönem Ali Kılıç'tı CHP'den. İlçe sınırlarındaki Süreyya plajında bulunan alışveriş alanı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor ve kira gelirlerinin artacağını, Maltepelilerin daha iyi eğitim ve sağlık hizmetleri sunulacağını söylüyor. Sözüne ettiği, başkanın sözüne ettiği alışveriş alanında önceki dönem Maltepe Belediye Başkanı olan CHP'li Ali Kılıç var. Ve Ali Kılıç bir sözleşme yapıyor, işletmeci şirkete indirim yapıyor ve 23 dükkandan oluşan alanın yalnızca bir dükkan kirasına işletildiği ortaya çıkıyor. Süreyya plajında bulunan alışveriş alanı 54'te Süreyya İlmen'in eşi Adalet İlmen tarafından vakfedilmiş bir alan. Yönetim kurulunu belediye encümeni oluşturuyor filan. 12 altınla başta sözleşme yapılmış filan bu şekilde gidiyor. Aday gösterilmeyecek kesinleşince daha önceki iki dönem 2014'ten 2024'e kadar 10 yıl CHP'den Maltepe Belediye Başkanı seçilen ve Süreyya Vakfı'nın doğal başkanı olan Ali Kılıç aday gösterilmeyeceği kesinleşince Park ticaret Ayşe ile apar topar protokol imza alıyor Yangından bal kaçırıyor yani. Ve vakıf başkanı sıfatıyla sözleşmeyi imzalıyor. Yıllık kira bedelinde indirime gidiyor. Yani. Tükürün diye bir kere daha fotoğrafını getireyim. Şimdi dönelim Instagram yasağına. Instagram yasağı kalktı veya eli, eli kulağında kalkmış da olabilir. Zaten o konuda çok alamet belirdi ki artık bu işin Sürmeyeceği, sürdürülemeyeceği görüldü. Ama bununla birkaç kuş vuruldu. Ve o çok fazla e, şey olmuyor. Çok fazla üzerinde durulmuyor. Ben ona temas edeceğim. Yani Instagram meselesiyle ne oldu? Murat nedir? Ve e, iktidar neyi hedefledi? Ve neyi elde etti? Ve sonra iş nereye gidiyor? Buna biraz bakmaya çalışacağız. Şimdi özellikle iktidar basınında hafta sonu atılan... Başlıklarda Türkiye'ye saygı duyacaksınız yoksa güle güle ne bileyim soykırım destekçisi Instagram ve Facebook falan gibi başlıklar açıldı fakat görülen şey şu karar gazetesinde güzel bir haber çıktı bununla ilgili hafta sonu yani aynı paylaşımlar Facebook'ta da engellendiği halde kaldırıldığı halde. Facebook'a dokunmuyorsun, Instagram'a dokunuyorsun. Neden? Çünkü iktidarın kitlesi, AKP'nin kitlesi Facebook'ta yoğun. Böyle de bir e, garip tuhaf bir hal var. Yani haniyeden dolayı ya da ne bileyim Filistin meselesinden dolayı yürüyorlar Instagram'ın üzerine. Fakat öteki tarafta 3 ay geçmiş. Bu da kararın manşeti bugün. Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına Ankara müdahil olmamış. Soykırımcı diyorsun, soykırım davasına müdahil olmuyorsun. Katil diyorsun, katille ticaret yapıyorsun. Yani pek çok şey sıralanabilir ama enteresan. Enteresan olan da yani bir yönüyle e, tuhaf ve iktidarın bununla iş tutması ve hala bununla domine etmesi. Fakat Instagram yasayla şu oldu. Açılır yani zannediyorum saatler içinde açılacak. Instagram yasayla şu oldu. Hemen her gün milyonlarca insanın içinde olduğu bir sosyal ağ platformunu iktidarın gerekçesiz mahkeme kararı olmadan tek emirle kapatabildiği bir kere daha ortaya çıktı ve bu bunu herkes gördü. O yönüyle e, iktidar e, bir kere daha önce de söylemiştim kendi bacağına sıkmış oldu. Devlet bu Instagram'ı yasaklayarak bu platform üzerinde yani bir dükkanı kapattı aynı zamanda. Bu platform üzerinde dönen ticareti de yasaklamış oldu ve bir vergi kaybı da söz konusu. Ayrıca yaz ayları bir sürü turist bekliyorsunuz. Milyonlarcası geliyor ve onlar Instagram'da vakit geçiriyorlar. Instagram'da paylaşım yapıyorlar. Videolarını, fotoğraflarını çekip Instagram'a yüklüyorlar ve bu yaz aylarında artıyor. Ve geldikleri ülke Instagram'ı kapatıyor. Tam da turizm mevsiminin tam ortasında. Recep Tayyip Erdoğan Instagram'ı kapattı diye aralarında haberleşiyorlar her yönüyle kendi bacağına sıkma sıkar mı sıkar yani bir öngörüsüzlük hali var ama işte Türkiye'yi göstermesi açısından Türkiye toplumunu göstermesi açısından da bir hal yani bu kadar denetimsiz gücü yetkiyi kurumu kendi emri altında toplayınca böyle oluyor. Ulaştırma Bakanı diye bir tip varmış. İşte bu e, saray kabinesinin bendelerinden Abdülkadir bilmem kim. Taleplerimizi karşılanması için gerekenleri yapacaklarını umuyoruz falan filan yapacak belli ki ve buna göre şeyi kaldıracaklar. Fakat bilişimci Yaman Akdeniz diyor ki bilişim uzmanı diyeyim ve bilişim hukuku alanında uzun yıllardır bir mücadele götürüyor. Gün içinde açılırsa sevineceğiz fakat asla unutmamalıyız ki diyor. Bu uygulamanın herhangi bir yasal dayanağı yok. Keyfiyetle bir gece ansızın yapılan bu müdahalenin tekrarlanması mevcut düzende kaçınılmaz. Aynen öyle. Ayrıca bu ilk değil. Yani ve şu anda kapalı. Sosyal ağ platformu dediğimiz pek çok yer var. Yani Uber kapalı, yasak. Booking kapalı, yasak. Paypal kapalı, yasak. Daha önce Wikipedia'yı kapatmışlardı, açtılar. Uzun zaman kapalı kaldı. Ya böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Ve yalan söylüyorlar. Facebook aynı şeyi yapmış, onu kapatmıyor. Instagram yaptı diye kapatıyor. Ayrıca bunu söylüyor ama kapatırken gerekçe de bildirmemiş. Fakat işte dijital faşizm diyor Cumhurbaşkanı ekranlarda konuşurken. O arada da işte kendilerine böyleler. En son işte AKP'li eski bakanlardan Ömer Dinçer oğullarına özel indirimle ev aldığına ilişkin haberi kaldırtmış kendilerine de böyle. Yani tam anlamıyla bir diken siz gül bahçesi istiyorlar. Filistin demişken Cihangir merdiveni resimdeki işte gökkuşağı renkleri bilinir. Fakat bu Filistin bayrağı renkleriyle boyanmış. Sonra da Beyoğlu Belediyesi tekrar beyaza boyamış. İşte diyor ki efendim uluslararası bayrak, ulusların bayrakları kutsaldır. Tepeleyip geçemezdik filan. <laughs> bu da ayrı bir gerekçe. Neyse peki niye tekrar gökkuşağı renklerine boyamadın? Ben de soruyorum. Bakın Mine Özer'den bulunamayan bir ihbarcının kanıtlanmayan iddiasıyla 820 gündür tutuklu. Gerçek mesele bu. Yani özgürlükler, hukuk, hak. E, başta ekrana getirdiğim göçmen meselesiyle bağlantılı ekonomik meseleler de hepsinin altında bu var yani. Hak hukuk. Sonra bugünlerin mimarı ölmüş. Zemin hazırladığı Mehdi'yi göremeden gitmiş Sadat'ın kurucusu, başkanı adnan tanrı verdi. Hakkında bir tane iyi bir şey söyleyen görmedim. İşte o da ona ve onun gibilere kapak olsun yani. Diyecek bir şey yok. Bir tek akit böyle sürmanşetten vermiş onu getirdim. Bu tipler böyle. Yani başınızdaki idare bu. Hakan Fidan Heniye'nin cenazesi için gittiği Katar'da Taliban'la böyle Erdoğan'ın tabiriyle akara makara. Evet. Durum bu. Başınızdakileri iyi tanıyın ve bu insanlar bu kadar gücü ve yetkiyi kendilerinde topladıkları bir iktidarda seçime gider mi? Sistemi değiştirir mi? Veya ne koşullarda değiştirir? Seçimi kaybeder mi? Kaybederse ne yapar falan filan. Bangladeş görüntülerini tekrar hatırlayalım mı? Bangladeş görüntülerini tekrar hatırlayalım ve onunla bağlayalım. Bangladeş'te Başbakan 21 yıldır başbakan Şey Hasina istifa etmek zorunda kaldı. Yukarıda görüyorsunuz helikopterle ülkeyi terk etti ve Hindistan'a gitti. Göstericiler de onun rezidansını paylaştılar, yemekleri yağmaladılar, yatağında yattılar, televizyonunu açtılar, neyse seyrettiler. En sağda da parlamento binasını böyle bastılar. Bir manşeti daha noktalıyoruz. Çok çok konu vardı değinecek ama ancak bunlara yer açabildim. Ama yarın öbür gün gene buradayız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.